Dursun bu dünya derken bir anda geldin dünyama. Var oldu renkler, bitti tüm dertler. Hangi cennetten söyle gönderildin bana sen, ben? Hangi kabustan uyandım, ruhum hala sessiz, yorgun kırgın. Ben sadece sonunu beklerken beni alıp göğe çıkardın. Herkesten öyle uzakken artık en yakınımda sen, hiçbir şeyden korkmazken. Şimdi seni kaybetmekten deli gibi korkan ben, deli gibi korkan ben. Şarkılar yazıyorum ama yetmiyor bendeki sana. Kayboldum ben, ayışım o lütfen. Sarıl bana, İhtiyacım var buna. İhtiyacım var buna. Görüyorum uzun gözlerimi, zaten onları anlayan tek sensin. Her yer yabancı, kolların hariç belki de tek gerçek sensin. Korkmamak elde değil, sorma boşver, ver bana ellerini. Ayırma gözlerini. Kabustan uyandım, ruhum hala sessiz, yorgun kırgın. Ben sadece sonunu beklerken beni alıp göğe çıkardın. Herkesten öyle uzakken artık en yakınımda sen, hiçbir şeyden korkmazken. Şimdi seni kaybetmekten deli gibi korkan ben, deli gibi korkan ben. Şarkılar yazıyorum ama yetmiyor bendeki sana. Kayboldum ben, ayışım o lütfen. Sarıl bana, İhtiyacım var buna. Sarıl bana, bugün sana yazdığım günlüğü okuma istiyorum canım kızım. Mucize bebeğim, bana sürpriz bir şekilde geldin. Bugün hamile olduğumu öğrendim. Sağlıkla gel bebeğim. 1 Mart Cuma günü. 4 Mart ilk fotoğrafımızı aldık. 8 haftalık olduk. 27 Mart. Babanın doğum günüme yaptırdığı sürpriz pasta, çok mutlu olmuştum. Bu da ilk videomuz seninle. Abilerim seni heyecanla bekliyor ve hepimize hatıra kalsın diye her ay karnım büyüdükçe böyle video yapmaya karar verdik. Sana aldığım ilk hediyem. Bugün bizi biraz korkuttun bebeğim, kanaman ve ağrım olduktan 5 saat sonuçları bekledik babanla. Çok endişelendik sana bir şey olacak diye. Hastaneden hastaneye gittik ama çok şükür bir sorun yokmuş, her şey yolundaymış annem.
Bugün ilk defa senin o minicik kalbini duydum. O kalbi duyduktan sonra iyi olduğuna emin oldum. İnsan kaç yaşında anne olursa olsun veya kaçıncı hamile kalırsa kalsın annelik içgüdüsü hep vardır. Rabbim evlatlarıma sağlık versin. En önemlisi siz iyi olun, bana yeterli. Bebeğim, bugün kontrole gittik. 6 Mayıs. Seni görmeye ve cinsiyetini söylediler bir kağıda yazıp. Doktorum bana verdi ama o kadar çok heyecanlandım ki bir hafta o kağıdı çantamda tutmak mümkün değildi. Ve dedenle anneannenle vermeye karar verdim. Onlar bilsin, açıkta sürpriz partiyi bozmamak için. Anneannen kağıdı ilk açtığında benim gözlerim dolu dolu onun tepkisini bekliyor ve aynı tepkiyi verdi. Gözleri doldu. Sonra deden işten geldi, onun tepkisini çektim. Aynı şekilde herkes seni merak etmişti. Teyzelerin, baban, abilerin öyle merakla, heyecanla geçti günümüz ve sabaha karşı seni gördüm rüyamda. Kız doğduğumu gördüm anneciğim. İnşallah doğrudur. Rabbim en iyisini bilir. Allah öncelikle sağlık versin evlatlarıma ve seni sağlıklı bir şekilde kucağıma almayı nasip etsin. Ve kimsenin kucağını boş bırakmasın. Herkes bu güzel özel günleri, anıları, duyguları yaşasın. Sen kalbimle sararım yaralarını. Zaten sen kurtardın onu, kalbimle sararım. Ben seninle sararım yağmurları. Gözlemeyi tüm fırtınaları. Sen kalbimle sararım yaralarını. Dursun bu dünya, geldin bir anda, geldin dünyama, var oldu renkler. Bu 15 Mayıs'ta canım mide çekerse baban saat kaç olursa olsun beni kırmayıp mide aradık ve sonunda bulduk canım bebeğim. Afiyet olsun bize. Saat 11. Hiç tadını bu zamana kadar merak etmeyen ben. İlk defa bana bu tadı tattıran sen. Bakalım daha neler canımız çekecek senle. Babanın çekeceği var bizden. Evet, bugün de günlüğümü böyle göstermek istedim kızım. Yapmak istediğim şeyi. Bizim için bugün çok özel bir gün. Senin kız olduğunu öğrendim. Ve çok mutluyuz ailecek. Çok duygusal bir şey yaşadık. Çünkü beklemiyordum kızımız olsun. Hani iki olandan sonra. İnanıyorum ki daha da güzel günler yaşayacağız seninle. Çünkü sen bizim evimizin prensesisin.